Merhaba arkadaşlar ve kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Deprem olalı 4 gün oldu. Hala biz de hüzün içindeyiz. Biz de hala çok çok üzgünüz arkadaşlar. İnanın bir dakika bile kafamızı haberlerden ayırmıyoruz. Çok şükür bizim ailemizi hiç etkileyen bir durum olmadı arkadaşlar. Benim ailem Sakarya'da, Hakan ailesi Kütahya'da, Emet'te, tanıdıklarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz çok şükür diyorum hiç etkilemedi. Ama ona rağmen kalplerimiz paramparça. Ben de şimdi Mehmet'i alıyorum arkadaşlar. Yoldayım, az önce kayınvalideme bıraktım Hakan işte. Buradan hala tırlar yükleniyor, hala bağış toplanıyor, kıyafet olsun, hijyenik malzemeler, ısıtıcı malzemeler, elektrik malzemeler falan birçok şey hala toplanıyor ve bugün saat 12'de tır kalkacakmış ve yardım lazımmış, paketlemede, yüklemede yardım lazımmış. Tabii herkes bu saatlerde işte olduğu için çok fazla yardım eden yokmuş. Mehmet'i okuldan alıyorum. O da izin aldı bugün. Normalde dil okuluna gidiyor. Sprach kurs yapıyor. Almancasını geliştirmek için. Ben de onu şimdi alıyorum. Yoldayım. Onu aldıktan sonra beraber buradaki Türk süpermarketine gideceğim. Oradan kalkacakmış tır. Yani daha doğrusu teslimat yeri orasıydı. Bütün paketler, bağışlar oraya teslim edildi. Oradan da tıra yüklenecek. Biz de paketlemede, yüklemede şimdi yardım etmeye gidiyoruz. Arkadaşlar Mehmet'i aldım, biz şimdi geldik. İlk biz gelmişiz, bizden başka şu an kimse yok. Baksanıza şu kartonlara bakın. Onca eşya getirilmiş. Biz de şimdi bunları ayırmaya çalışıyoruz. Öncelikler bebek eşyalarıymış ve yeni etiketli, hiç yani yepyeni olan kıyafetler önceliği varmış. Onları şimdi ayırmaya çalışıyoruz. Mehmet başladı, ben de ona katılacağım şimdi. Şu arkada bebek kıyafetleri varmış, hep bebek eşyaları, bezler falan. Şimdi bu bütün kartonlardan bebek eşyalarını bulup ayırıp oraya götüreceğiz. Arkadaşlar şimdi buradaki poşetleri ayıklamaya çalışıyoruz. Poşetin içine bakıp içindekilerini böyle kartonlayıp paketleyip içeriklerini yazıp şuraya ekleyeceğiz. Çok iş var. Ben şu an eve dönüyorum. Mehmet biraz erkenden kaçtı. Onun da daha çalışması gerekiyor. İşe gitti. Ben de şimdi Altay'ı almaya gidiyorum. İşimizi bitirdik. Bütün poşetleri ayıkladık, düzenledik. Paketleri, içeriklerini yazdık. Oraya koyduk. Birazdan da tır gelecekmiş. Her şey tıra yüklenecek. İnşallah hızlı bir şekilde doğru yerlere varır. Dediğim gibi ben de şimdi kayınvalideme gidiyorum. Altay'ı alacağım. Ondan sonra eve gideceğiz. Arkadaşlar biz eve döndük. Altay öğle uykusunu uyuyor. İnanın burada böyle boş boş oturuyorum. İnanın içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ama ne yazık ki hepimiz normal hayatlarımıza devam etmek zorundayız. Devam etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Ama dediğim gibi içimden hiçbir şey gelmiyor. Yediğimiz içtiğimizin tadı tuzu kalmadı. Kursağımızdan geçmiyor. Yine de bir şekilde devam etmek zorundayız. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Altay'ı bir şekilde yine de eğlendirmeliyiz. Yine de gezdirmeliyiz. Yine de alışveriş yapılması lazım. Yine de evin işleri yapılması lazım. O kadar anlamsız geldiği halde yine de bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir yanım ne kadar üzgün olsa da, kendimi ne kadar bu evimde, sıcak evimde oturduğum için suçlu hissetsem de yine de bir şekilde devam etmek zorundayım. Ben de şimdi Altay'ın uyanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra yemek yaparım sanırım. Arkadaşlar Altay uyandı. Altay'ı böyle görürken oradaki çocuklar aklıma geliyor. Aslında böyle hepsini içime sokasım, ısıtasım geliyor. Ve artık bir şeye kızarken, bir şeyden isyan ederken iki kere düşünelim. Birine kızdığımızda, birine kavga ettiğimizde artık iki kere düşünelim.
Bu felaket hepimize bir ders olmuş olsun ve bize tekrar hayatın aslında ne kadar kısa olduğunu hatırlattı arkadaşlar. Her şeyin, her dakikanın, her saniyenin daha çok değerini bilelim ve şükredelim. Ben de burada vlogu durduruyorum arkadaşlar. Biraz Altay'la vakit geçireceğim. Ondan sonra yemek yapmaya başlayacağım. Aslında benim kendimi yemin ederim size hiç iştahım yok. Ama Altay için mecbur yemek yapmak zorundayım. Arkadaşlar yemek yapmaktan vazgeçtim. Bugün camide yemek satışı varmış. Ve satıştan yapılan bütün kar Türkiye'ye bağışlanacakmış. O yüzden yemek yapmak yerine Altay'ı da giydirdim. Camiye gidiyoruz. Bugün bir yemeğimizi orada yiyelim dedim. Ne alalım Altay? Hangisini istiyorsun anneciğim? Ha? Arkadaşlar biz camiden çıktık. Maalesef hiçbir şey alamadım. Lahmacun gözleme ve katmer varmış. Ama sıra o kadar doluydu ki hani cami tıklım tıklımdı. Çok sıra vardı. En az 2 saat beklemeniz gerekiyor dediler. O yüzden ben de tatlımı aldım çıktım. Şimdi Altay'la alışverişe geldim. Hadi tutturdu bu. Küçük arabaya oturacağım diye buraya sıkıştı kaldı. İnmek de istemiyor. Alça inecek mi anneciğim? Ha? Hadi gel in anne. Hadi. Tamam, inmeyecekmiş. Ben de buradan sonra anneme uğrayacağım. Bugün annemin doğum günü. Camiden tatlı pasta aldım. Başka bir yerden alacağımı oradan alayım dedim. Annem daha işten çıkmadı. Çıkmasına aşağı yukarı yarım saat var. Ben de o yüzden buraya geldim. Burada biraz vakit geçiriyorum Altay'la. Arkadaşlar biz annemlere geldik. Babam da bugün öğlenci çalışıyor. Hakan da, abim de. Onlar bizimle olamayacak. Annem hala işte gelmedi ama kardeşim evdeymiş. O yüzden buraya geleyim dedim artık. Dışarıda gezmektense. Az önce de yengem ve yeğenlerim geldi. He? Şunların ikisine bakar mısınız ya? Ben sizi yerim ya. Altay, Taylan'a sarıl. Sarıl Taylan'a. Sarıl. Sarıl. Ay, aşkım benim. Taylan sen de sarıl. Bu arada arkadaşlar biz anneme hep beraber hediye aldık. Maalesef hediyesi yetişmedi. Artık gelince veririz ama maksat hepimiz bugün beraber olmak. Yeni dikiş makinesi aldık bu arada. Annem dikiş yapmasını çok sever ama doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Çok güzel, çok beğendim. Öpeyim gel. Dede işte. Au. Tosat. Au. Tosat. Au. Tosat bak ne öğretiyorsun. Au. Hey. Maalesef yetişmedi ama burada resmi var. Gözünü kapat. Okey açabilirsin. Teşekkür ederiz. Dikiş makinesi aldık yeni bir tane. Tamam, hepimizin işine yarar. Oldu. Hadi sağ ol. Şimdiden güle güle. Şu an ikisini banyo yaptırdık arkadaşlar. Tamam, pijamalarını giydirdik. Oh yavaş alacım. Yavaş alacım yavaş yavaş. Bunlar ikisi çok iyi arkadaş oldu böyle birbirine. Değil mi? Sizi gidi sizi. Sizi gidi bıdıklar. Aa yavaş. Yavaş. Sen gülme. Niye gülüyorsun? He? Taylan kalk alacım. Kalk. Dur. Dur anneciğim. Gir. Otur. Dur bak ayağın takıldı halacığım. Ayağın takıldı. Ayağını çıkar. İkisi bunun içine oturmaya bayılıyor. Lan şimdi çek Altay'ı. Hadi çek. Hadi. Çek. Çek böyle. Hadi. Sen de oturacak mısın halacığım? İkinizi çekeyim ben. Sen de otur. Aslında ikisi böyle içine oturup sıkışıyorlar üst üste. Ondan sonra ya babam ya kardeşim böyle bütün evi gezdiriyorlar. Halacığım sen de otur ben sizin ikinizi çekeyim. Hı, tamam o zaman beraber çekelim Altay'ı. Çek tut 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 tut. 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 Aferin çek çek. Heh. Arkadaşlar biz Altay'la eve döndük.
Eve dönerken o zaten yolda uyuyakaldı. Direkt yatağına yatırdım. Ben de pijamalarımı giydim. Ve şimdi yine haberleri takip ediyorum. Hala mucizeler oluyor arkadaşlar. Şu an 115. saatteyiz. Ve hala enkazdan yaşayan insanlar çıkıyor. Gerçekten mucize gibi. Bugün videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.